Ablacığım, hadi gel sana kitap okuyalım. Bir varmış, bir yokmuş. Abla. Efendim ablacığım. Sen üzgünsün. Hayır ablacığım. Hem sen yanımdasın, nasıl üzgün olayım? Ben yanındayım ama Levent abim değil. O yüzden üzgünsün. Köfteciyle de hiç konuşmadınız. İkiniz de üzgün üzgün oturuyordunuz. Yok öyle bir şey tatlım. Sen yanlış anlamışsın. Ama eskiden hep konuşuyordunuz. Artık birbirini görünce neden konuşmuyorsunuz? Ah Ömerciğim. Sana nasıl anlatabilirim ki olanları? Neden bir şey söylemiyorsun? Senin dilin fazla mı uzadı yoksa bana mı öyle geliyor? Yok, uzamamış. Ben seni yerim. Oh. Levent abim seni çok seviyor. Sen de onu çok seviyorsun biliyorum ben. Evet. Levent abini de, Ulviye teyzeyi de çok seviyorum. Çünkü onlar benim biricik kardeşime çok iyi baktılar. Masaldaki hep birbirini seven insanlar hep evleniyor. Siz de evleneceksiniz değil mi Levent abiyle? Evlenecek misiniz? Kapı. Ben bir kapıya bakayım ablacığım. Sen burada bekle beni, tamam mı? Tamam. Ah, Nurgül geldi herhalde. Gelsin gelsin. Geleceği varsa göreceği de var. Benle dans etmek neymiş göstereceğim ben ona. Hala ben bakarım. Levent Bey. Ömer'i hazırla Meryem. Gidiyoruz. Seni de, Ömer'i de götürüyorum buradan. Hop hop hop. Nereye götürüyorsun ya? Sen kimsin ya öyle kafana göre kızımı alıp götürüyorsun? Baba dur. Hayırdır Levent? Nereye götürüyormuşsun Meryem'i? Böyle bir anda kapıya dayanıp babası buradayken talimatlar yağdırmak, evin kızını alıp götürmek hiç senin gibi adama yakışıyor mu? Ha? Üstelik artık Ömer'in üzerinde eskisi gibi hakkın, hukukun da yok. Niye? Çünkü bu çocuğun bir annesi var değil mi? İstediğin zaman alıp istediğin yere götüremezsin artık. O yüzden olayı daha fazla büyütmeden istersen git artık Levent'ciğim. Nurgül Hanım aradı. Meryem ve Ömer benimle geliyor.